arkadaşlar, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Evet, beklediğimiz kart geldi. Şimdi bu makinamızı, bunun montajını yapacağız demiştik. Montajını yapacağız. Öncelikle ben size kartın içeriğinden bahsedeyim. Arkadaşlar kargodan 3 adet switch göndermişler. Bir tane butonu var. Kartımız var. 2, 4, 6, 7 üstünde 7 tane de sigorta göndermiş. Ataş Elektroniğe de buradan teşekkür ediyoruz. Şimdi bunun montajını yapmaya başlayacağız. Ben kabloları değinmedim. Videoyu uzun tutmamak adına şu şekilde. Bu 3 bacaklı olandı. Bu yedek olarak göndermişler bunu. Şimdi montajına başlayalım makinamızın. Arkadaşlar 2 bacaklı olan sivicimizden başlayacağız. Makinanızın bıçak içeride, iç bıçağın açık olması gerekiyor. Sırt kısmı şu kısım benim makinada. Sizin makinalarda bu farklılık gösterebilir. Aynı makinaysa benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz. Şimdi şu sivici şu şekilde basılı olacak şekilde şuraya yapıştıracağız. Ben hızlı yapıştırıcı kullanıyorum. Siz dilediğiniz yapıştırıcıyı kullanabilirsiniz. Şu şekilde yapıştırdık. 3 bacaklı olan sivicimiz geri dönüş butonu. Bunu da şu kısma, ayağın gidiş kısmına şu şekilde yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, makinamızın alt kısmındaki montaj bu kadar. Şimdi testimizi yapalım. Sonradan güzelce ne toplarız, kablolarını yerleştiririz. Şimdi kartımıza geçiyoruz. Şimdi bu dur anahtarı. Zaten kartın üstünde de yazmışlar. Dur anahtarını dur kısmına bağlayacağız. Üç bacaklı olan ben kırmızı, gri, sarı olarak yaptım. Sol taraftan kırmızıya takıyoruz. Bu bacakların sırası önemli arkadaşlar. Bunun şemasını da videonun üst kısmında paylaşacağız. Evet. Start anahtarımızın yönleri fark etmiyor. Şimdi motor kablomuzu alıyoruz. Arkadaşlar switchleri de nasıl monte ettiğimi anlatayım size. Dur switchi, iki bacaklı olan, buraya hızlı yapıştırıcı ile yapıştırıp sonra sıcak silikonla iyicene sabitledim. Bakın, iki bacaklı olan dur tarafına. Üç bacaklı olan burada. Şimdi sistem şöyle. Makine geliyor, buna çarpıyor, geri gidiyor, buna çarpıyor, duruyor. Bu kadar. Burada da start tuşunu buraya şu şekilde deldim. Şuraya yaptım. Şuradan matkapla bir delik deldiğiniz zaman o işte tamam oluyor. Şuraya bir parça kaynattım. Switch geldiği zaman bu switch'e çarpıp duruyor. Bu makinalarda şuraya, diğer makinalarda şuraları bir yere monte ediliyor ama bizim makinamızda o uymadığı için biz buraya yaptık. Siz kendi makinenizde uygun olan yerlere yaparsınız. Şimdi makinenin montajını karta yapacağım. Şu şekilde ben ayarladım bunları da. İşte neymiş, motordan gelen kablo, start kablosu, geri,
Dur. Siz de bu şekilde yaparsanız karıştırmazsınız kabloları. Hemen montajına geçelim. Montajını yapayım. Elektriğimizi verdik. Işığımız yandı. Bir deneme yapalım bakalım. Ne diyecek? Evet. Evet arkadaşlar. Sistem çalıştı. Şimdi kablolarını toplayayım. Kartı yerleştireyim. Ondan sonra dolum yapmaya başlayalım bakalım. Yapabilmiş miyiz? Arkadaşlar montajımızı bitirdik. Kablolarımızı bağladık. Zaten kabloları nasıl bağlayacağınızı anlattım. Şu gördüğünüz ben bir adaptör buldum. O adaptörü söktüm. Bunu titreşim motoru için yaptım. Buraya da bir düğme koydum. Düğmeye bastığım zaman titreşim motoru devreye giriyor. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Şöyle bastığımız zaman çok güzel bir şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi tütün sarmaya da başlayalım. Bakalım ne olacak. Tütünümüzü koyalım şimdi. Ben denemek için biraz koyacağım şöyle şuradan. Evet. Makaronlara filtreleri var. Evet arkadaşlar, birkaç tane doldurdum. Şimdi bir tane daha doldurayım şöyle. Gördüğünüz gibi hatta fazlası var, eksiği yok. Şöyle yırtayım şunu da. YouTube'da videoları izlerken hep bunu yapmak istemiştim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi en dibine kadar doldurmuş. Biz bu işi başardık arkadaşlar. Eminim siz de yapabilirsiniz. Motorun sesi de gördüğünüz gibi çok fazla çıkmıyor. Şuraya ben de açılma kapama düğmesi koydum. Bunu da daha sonra sabitleyeceğim. Evet, bir önceki videomdaki yorumları şimdi yorumlarda bazı arkadaşlar bunu nasıl yaptığımı sormuş. Arkadaşlar bu aradaki parçayı şeyde yaptıracaktım. Tornacıda yaptıracaktım. Yani makinayla motor arasındaki 130 liraya yaparım dedi. Açıkçası benim de işime gelmedi öyle yapmak. Ben alttaki parçada şurada bir plastik oluyordu. O plastiği söktüm. Alttaki parçayla motorun arasında bir parça demir koyup, evde benim kaynak makinem var. Siz de dışarıda kaynakçıda yaptırabilirsiniz. Bir parça kaynak yaptım buraya işte. Ondan sonra yani gördüğünüz gibi şakır şakır da çalışıyor yani. Hiçbir sıkıntı yok.
Şu dediğim gibi titreşim motoru için ayrı bir adaptör yaptım. O da bu şekilde gayet güzel çalışıyor. Fazla da sesi yok. Kartı zaten anlattık. Onun dışında arkadaşlar biz bu işi başardık. Yani şuradan tekrar bir tane daha sizin için yırtayım. Şöyle yani görüyorsunuz. Çok da güzel oldu. Yani demek ki insan isteyince her şeyi yapabiliyormuş. Şimdi bir önceki videomda yine arkadaşlar şey sormuşlar. Makaron filtresi yapabilir misin diye. Arkadaşlar ben o işi de el attım. Şimdi onun için de bir şeyler düşünüyorum. Şöyle bir şey buldum. Bir saniye bir adaptör getireceğim. Evet arkadaşlar adaptör buldum bir tane. Şöyle hemen takayım. Arkadaşlar bu öncelikle ney? Bu eski bir VCD vardı evde kullanmadığımız. O VCD'den söktüm bunu. Şöyle şuraya bir kanallar oydum. Tabi bunu daha çalışıyorum. Daha bunun çok işi var. Şu şekilde test aşamasında yorumlara sizde fikirleriniz varsa tabi yazın. Yani şu an için ben sadece bu kadarını düşündüm. Daha devamı gelecek, uğraşacağım. Şöyle artı eksi verdiğim zaman gördüğünüz gibi ileriye gitti. Şöyle biraz daha mesafesini açayım. Farz edelim ki buraya işte düzenek yaptığım zaman sigarayı makinenin ağzına verecek. Buradan geri çekecek. Verecek. Çekecek. Yani bu şekilde bunu artık ayarlayacağız bir şekilde. Hani nasıl olur? Bunu şuraya şöyle, bu makine biraz daha havaya kalkar. Şuraya bir kanal yaptığımız zaman gelir, ağzına verir, geri çıkar. İşte bir şeyler olur. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Saygılar.